başkar servis ki varsın yanımda rahatsın çünkü aldığım garanti kapsamında Evet o zaman Fenerbahçe'ye geçiyoruz sevgili Emek Ege Fenerbahçe hangi mevkilere kaç transfer yapmalı Fenerbahçe, yani bunu artık Sağır Sultan da biliyor, stopere ihtiyacı var. Özellikle Bekao'nun uzun dönem sakatlığı sonrası. O yakaladığı tandemi kaybetti. İşte Şubat ayı deniyor ama Şubat ayında bu kadar ağır bir sakatlık geçiren oyuncunun anında forma giymesini, form bulmasını beklemek hayalcilik olur. Ya Türk olursa şimdi Fenerbahçe'nin hani bir de şöyle bir gerçeği var. İsmail bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncularından birisi. Sadece oynadığı topla değil pasaportuyla da çok değerli İsmail. Fenerbahçe 3 Türk'ü tamamlamak için İsmail'in formda olmasını hep bekliyordu. İşte Ferdi, kaleci tercihini Livakoviç'ten yana kullandığınız zaman... ...sağ içerisinde üç tane Türk bulundurmanız lazım. İrfan Can muazzam bir sezon geçiriyor. Üçüncü olarak da hep İsmail Yüksek'le orayı tamamlıyordu. Ee, şimdi siz oraya kurunu çağırırsanız ne olacak? E, stoperlerinizden birisi kesinlikle ve kesinlikle Türk olmak durumunda orada bir rotasyon yapabilirsiniz. Dolayısıyla herhalde e, Türk stoperleri arasında da, alabileceğiniz Türk stoperleri arasında da en iyisi çağlarına da geçiyor. Olur mu olmaz mı? Atletico Madrid'de beklediği kadar forma şansı bulamıyor. O geldiğinde eski hatırladığımız Leicester City'deki çağlar olur mu onu bilmiyoruz ama bu iş çağlar için de ciddi bir fırsat olabilir. Çünkü önümüzde Avrupa Şampiyonası var finallerde %100'üyle olmak isteyecektir ve Fenerbahçe'ye geldiği anda da zannediyorum Atletico Madrid'de bulduğu forma şansından çok daha fazlasını bulacak e, Çağlar Söyüncü. Yani demem odur ki bir stoper o da olursa Türk Çağlar olursa çok önemli. Çünkü öbür türlü Türk sayısını formülize ya da gerçekleştiremiyorsunuz. Sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki ideal kadronuzda olan o sayı yerine Mert Müldür'ü sabekte oynatır. Öyle bir şey yapabilirsiniz yama yapabilirsiniz ama işleyen çarkı da bozmak bu anlamda doğru değil ee, zaten kurun iç olduğu gibi gözüküyor gelen haberler hep o yönde İtalya'dan pozitif haberler geliyor transferin tamamlanması ile ilgili bir de stoper ee, yani bu aşamada planlama yapmak kolay da değil sakatlıktan çıkacak bir futbolcuyu bekliyorsunuz ve aslında ideal stoper ikiliniz oluşturmuşken herhalde kiralığa yönelecek Fenerbahçe ee, öbür türlü hani uzun dönem bir iyi e stoperin sözleşmesine girmeyi de düşünmeyebilir. Ee, bir stoper ve Kurunic ile zannediyorum işi tamamlayabilir. Ben öncelikle Santrafor konusunda da Batshuayi'nin durumunun netleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Batshuayi bu impact player rolünü kabul edecekse sonradan girip e, çok şey katabilir takımı ama İsmail Hoca'nın genellikle Jeko'yu oyundan alırken Batshuayi sokma huyu var. Bunu gözden geçirmesi gerekiyor. Bunu değiştirmesi gerekiyor. Yani Batshuayi Jeko sahadayken ya da Jeko tipi bir santrafor sahadayken daha etkili olabilecek bir oyuncu. Kariyeri boyunca hep iki forvet, bir tanesi sırtı dönük oynarken Batçu ile koşuculuğuyla, fırsatçılığıyla çok katkı vermiş bir isim. Yani birinci santrafor olarak zaten Jeko'nun yaptığını yapamadığı için Türkiye'ye geldi. Hani Dortmund santraforuydu. Chelsea santraforuydu. Onu söylemek gerekiyor, adını koymak gerekiyor. Stoper'de çok net olunması ve Türk alınması gerektiğini düşünüyorum. E, bu isim Çağlar. en fazla zorlarsan son durumuna göre Merih Demiral olabilir. Ya zannetmiyorum da durumdaysa... Suudi'ye para parayı tercih etti. Yani bunu açık söylemek Almıştır 6 lazım. Ay yetmez mi? 6 ay kiralık gelir ya. Ne bileyim söylersin yani sen Fenerbahçe'de bak oynayabilirdin. O dönem yanlış yaptılar. Şimdi gel göster Fenerbahçe'de oynayabileceğini falan. E, para tamam işte yani. Umre'ye de gitti. Gördüm ben. Hani Suudi Arabistan'da gidilebilecek evet, yerler tabii. bir Türk futbolcu istiyorsa gider yani o. Başka tamam para da iyi yani para. İyi değil mi? 6 aylığına. Ne bileyim ben yani Fenerbahçe'ye ben daha Fenerbahçe hazır Fenerbahçe altyapısında yetişsem 6 ay Fenerbahçe'de oynama fırsatını kaçırmam. Sonra dönersin yine. Çünkü... çağları vermezlerse diye diyorum. Yoksa çağlar canım çağlar büyüktür Merih Demiral şu anda. Çağlar istedik maç maçı eksiyorsun. Zaten genel olarak ikisi de %100 formdayken %100 fitken çağlar Merih'ten daha iyi. Ya Fenerbahçe'nin daha ihtiyacı olan tarzda stoper o. Yani geriden yönlendirecek, Hı -hı. liderlik yapacak o özellikleri de var çağların yani. Sonuçta tabii ki Merih'in de saygıdeğer bir kariyer oldu İtalya A'da, Devam etmemeyi tercih etti. Ama çağlar bu lider stoper özelliğinden dolayı da Atletico Madrid'de girdi. Ama öndeki ikisi çok iyi oynuyor. Yapacak bir şey yok. Bazen bu Atletico Madrid seviyesini gereksiz küçümsüyorlar Türkiye'de. Sosa'nın Atletico Madrid'in yedeği olarak gelip kaç büyük takımda oynadığını, kaç ne kadar damga vurduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani bu çağlarda Sosa'nın orta sahada yaptığı etki yapabilecek kalibrede abi. Diego Simone'den geliyorsun bir kere. Yani orada forma giyememesi sürekli çağların bir eksiğinden değil. Diğerlerinin çok önde Performans sergilemesinden dolayı yani. Forma yani, adaleti. Forma adaleti... ...Atletico Madrid'de çok yüksek, Arda Turan'da en büyük seviyesine en yüksek seviyesinde. O zaman çıktı ve onun ekmeğini yedi Barcelona'da ilk 6 ay. Sonra devam edemedi o seviyede. Ya bence çok iyi bir... ...adres Atletico Madrid stoperi. Yedekse yedek. Evet. Önündekiler çok iyi abi. çok Atletico iyi işte adamlar. Atletico Madrid'in en başarılı olduğu dönemde işte Miranda ile Godin birlikte yani Atletico Madrid Arda Turan gittiğinde de ve yüksek bir bonservis bedeliyle gittiğinde enteresan bir algısı var Türkiye'de. Nedense hani tabii ki Barcelona ve Real Madrid çok büyük iki kulüp olduğu için. Leo Franco'dandır o. Leo Franco beklerini veremedi ya Türkiye'de. Atletico Madrid'e. Yani Esketsu. şimdi Atletico Madrid'de oynayan futbolcular zaman yani çok büyük efsanevi isimler de oynadı. Yani Diego o, oynuyordu. Diego oynuyordu, oynuyordu. ya yani geçmişte de gelen hani, ligde Ben Schuster'dan hani Pantic miydi ya yani şey neydi o bir de Portekiz'de çok önemli oyuncular var. Hugo Sanchez Real yani Madrid'den Yugo önce Atletico, mad yani. Madrid. Şimdi Atletico Madrid'in altyapısı Atletico biraz Madrid da Madrid altyapısı. Yapısı. O dönemin neydi o Toprağı bol olsun bir tane sansasyonel başkanları vardı. Ya şeyde o işte altyapıyı kapatıyor yani. diye biraz da mafyatik mafyatik bir tipti. Ya bu küçümsenmemesi lazım. Okey... Fenerbahçe açısından benim de söyleyeceğim şey Batshuayi'nin durumu. Batshuayi bunu kabul edecek mi? Yani Batshuayi ikinci santrfor olmayı ya da ikinci forvet, sonradan giren oyuncu olmayı pek kabul ettiği gibi gözükmüyor. Şunu da eklemek istiyorum. Dzeko, ben ilk Dzeko geldikten sonra daha Tadic transferi de olmamıştı. Ya acaba dedim ...o Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Sergio Aguero, Edin Dzeko... ...nun bir benzeri Edin Dzeko, Michy Batshuayi... ...çok mantıklı gözüküyordu. Yani... ...bir uzun ve etrafında dönen, mesela Fenerbahçe, o, o Şimanski oldu. Fenerbahçe tarihinde de... de ile e, ...Pierre Fanoydonk etrafında donulan... Çok, ...top tekniği çok zayıf olmasına rağmen o 2003-2004 sezonun ikinci yarısında 10 golün üstünde Nobe. atan... ...Nobre. Yani olabilecek bir modeldi ama... ...sonra kadro planlaması ve Şimanski'nin de gelmesiyle... O bir alternatif plan haline dönüştü ama bunu benim alternatif planım haline dönüştü. Onu pek İsmailca düşünmüyor. Daha değiştirmeden gitmeye çalışıyor. E de muazzam iş yaptığı için hani bu bir şey oldu ne derler. Şu anda gündeme gelen bir konu değil. Ama yani bir tut Batu Şahin'in durumuna göre bir forvet de tercih edilebilir. Umut Nayır bekleneni veremedi. Ayrıca geçen gün açıkladı. Ee, maalesef. Maalesef. E, hamile eşi. eşi e, Bebeği kaybetmişler. Allah rahmet eylesin. Ee, çok üzüldüm gerçekten. Çok üzüldüm. O kafa yapısıyla Umut şu anda kendini hemen toparlaması mümkün değil. Kim olsa toparlayamaz kendini. O yüzden... Serdar Dursun'la böyle kötü mü ayrıldı Fenerbahçe? Yok, hayır. Serdar Dursun bence... Yani sonradan gelecek. Artık ikna olmuştur da yani Ceko. Bir de gönderdiler. E sen Karagümrük maçında da yedektin ama. Yani iyi oynuyor da... Karagümrük Fenerbahçe maçında yedek başlamadın. mı? Yedek başladı. Ha, yani ya Fenerbahçe'de dedek başlarsın. Serdar Dursun zaten onun hiçbir zaman Bence sorun son 20 ki. dakika için çok iyi oyuncu. Önünde de Ceko varken hani He. şu var, şu mukayese yapabilirler. Ya şu oynuyor, ben oynamıyorum da şimdi Kusura yani bakmasın kimse yok, ama Edin Ceko'da oynayacak yani. Dinlendirmek için oyundan alacaksan yerine Serdar Dursun'u alırsan aynı oyunu devam ettirebilirsin. Aynı kalitede olmasa no da aynı bile. geometriye devam edebilirsin. Ya Ceko olağanüstü bir oyuncu. Yani zaten 37 yaşında hala bu performansı sergileyen biri olağanüstü bir sporcudur ki olağanüstü bir sporcu. Hayatın gerçekleri, takımın gerçekleri. Son 15-20 dakikalarda Ceko'nun sakatlanma riski ortaya çıkıyorsa ki o yaşta olabilir, gayet doğaldır. Yerine de onun tipinde birini alırsın. Yerine Batshuayi'yi alıp aynı oyunu oynayamazsın. oynayamazsın. Bu bir gerçek. Bunun adını koyalım. Umut Nayır o profile, oyuncu profiline uygundu. Performansı yetersiz oldu. Hayatında yaşadığı acıya herkes saygı göstermeli ve hiçbir şey beklememeli bir süre. Ona göre de senin kulüp olarak plan yapman gerekiyor. Yerli oyuncu alman gerekiyorsa Serdar Dursun başka var mı? Santrafor. Sırtı dönük oynayacak. Mehmet Yıldız Yok, futbolu döndürebilir. Mehmet, mi? Mehmet Yıldız inanılmaz diyor. Ya. Yani bak... Daha iyi forvetle mesela. Güven Yalçın iyi oynuyor mu? Oynuyor. oynuyor. Olmaz Batu Şoy'un aynısı olur. Muazzam da bir gol attı. Şimanski orada Eçen. oynuyor zaten. Şimanski o işi yapıyor Güven Yalçın'ın yaptığını. Cezası aslında sürpriz kralını yani sonradan giren oyuncular. Neyse ile ilgili Ufaslı belli yani hani bu evet. yabancı oyuncuda buraya sınırı yine aynı konuya geliyoruz. Niye bu sınır var? Kimse bilmiyor. Niye 8? Niye 9 değil? Niye 7 değil? Gibideki sahne gibi. 14'te ne durdurdu? 14. <laughs> yumurtada, Zimurtada seni durduran ne oldu. 14. yumurtayı haşladıktan sonra 15. vücut geliştirici yalvaça niye verdi? haşlarken niye 15. yi haşlamadı? Niye 8? Niye 9 değil? Niye 7 değil? Niye 10 değil? Bana saçma sapan. Ya bence hiçbir zeka kırıntısı barındırmayan fikirler. Hiçbir faydası da yok. Ah, şey daha pahalı. Türk pasaportu alsın daha şey hale gelecek. Ben herkese öneriyorum. Al Türk pasaportu böyle ortasını futbolculara şu anda. la abi vardır dedenmeden. Yani anlamsız ya da, şey. biz, Çok anlamsız, daha... şeyler. Ya, aşırı anlamsız şeyler. Açık anlamsız şeyler yani. Neyse daha bir anlamsız bir şeye geçebiliriz.